Söyle. Palyaço. Keşke bunlar olmasaydı. Değil mi? Merhaba, adım Dilay. Soyadım Ertuğrul. 18 yaşındayım. Dilay Hanım, soruyoruz size, yaşamınızda keşke olmasaydı dediğiniz şeyler nelerdir diye bakalım ne cevap alacağız sizden. Yani herhalde yanlış bir, yani ailemin daha çok değişmesini isterdim herhalde. Hani aileyi seçemiyoruz çünkü. Bunun dışında? Savaşlar olmasaydı, işte zamlar olmasaydı, benzin bu kadar pahalı olmasaydı, değil mi? İnsanların sosyal ilişkileri gayet seviyeli olsaydı, insanlar kavga etmeseydi, sana neler gelmiş alalım. Yani dediğim gibi terör olmasaydı, savaşsız bir ülke, daha çok çıkarsız insanlar olsaydı keşke. Böyle. Süpersin, kutluyorum seni. Dilerim düşüncelerin doğrultusunda yaşam daha iyi anlamda gelişir, devam eder insanım. Görüşmek üzere, sağ olun, hoşça kal. Yaşamınızda keşke olmasaydı dediğiniz şeyler nelerdir? Vallahi yani yaşamımızda keşke şu güzellikler, buradaki güzellikler bozulmasaydı. Yani bizim yaşamımızın dışında yapılsaydı bunlar, daha önceden yapılmış olsaydı. Geç kalınmış bir çalışmayı şimdi yapıyorlar. Yaşamımızda keşke doğuda bu terörü yaşamasaydık. Bu insanlarımız orada ölmeseydi. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Orası da Türkiye'nin içerisinde bir sınırımız bizim. Bizim memleketimiz. Bir karış toprağı kimseye vermeyiz. Hı hı. Orada sokağa çıkma yasağı var. Orada yani polisimiz, askerimiz her gün şehit oluyor. Bu insanlar evlatlarını büyütüyorlar, yetiştiriyorlar. Hı hı. Oraya gönderiyorlar. Vatan görevini yapsın diye. Fakat orada insanlar bilinçsizce şehit oluyorlar. Evet. Bu ne diyeyim? Yani yazık, günah ya. Hı hı. Bu çocuklar yani 20 senede meydana geliyor. Anneler saçına kına sürüyor. Oğlum gitsin gelsin diye. Orada bilmeden birilerinin düzeni, birilerinin oyunun içerisinde şehit oluyorlar. Yazık, günah. Artık buna yani birileri dur desin. Bu terörü bitirsinler. Bu insanlarımız artık refah içinde yaşasın. Bunu istiyoruz yani. Bunlar keşke olmasaydı. Süpersiniz. Kutluyorum sizi. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Eylül. Eylül Hanım, yaşamınızda keşke olmasaydı dediğiniz şeyler nelerdir? Sınavlar. Sınavlar. Sınavlar evet. Ve sınavlar dedi. Sınavlar. Hala sınavlar mı? Evet. Başka bir şey? Yok. Başka? Evet. Soğuk olmasın ya bence. Soğuk. Gayet iyi sıcak burası. Yok ağır ya. Burası sıcak da şurası soğuk. Şuraya oturacağım şimdi birazdan. Kes hemen her şey geçiyor. Evet, merhaba, sen diyeyim. Tanıyalım seni. Ben Tuğçe. Söyle. Üniversitede. Yani üniversitede sınavlar falan. Başka? Başka bir şey. Bence var her şey gayet. Gelmedi. Merhaba, seni tanıyalım. Gülce ben. Gülce, ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Abi sigara olmasaydı iyi olabilirdi. Sigara içmeyi istemezdim. O zaman sen bana geleceksin, ben sigarayı bıraktıracağım sana. Tamam. Tamam. Bir ara geleyim o zaman. Çünkü benim sigara ilgili sosyal bir projem var. Onunla ilgili sinema filmi, aynı zamanda kamu spotu ve tiyatro yapıyorum. Tamam. Bir tamam. Ara uğrayayım o zaman tamam, abi sana. Tamam, ben şimdi tamam. Işi vereceğim size. Tamam. Evet. Palyaço. Aa, o ne? Palyaço. Palyaço olmasın mı? Evet. Korkuyorum çünkü. Şu saçlarını şöyle alalım mı yüzün görünsün? Bu kadar, başka yok. Bu kadar. Ya sabah. Evet. Çok mu korkuyorsun? Çok korkuyorum. Aa, yılandan? Yok, o oldu. Oldu. Yalandan? Bana bir yarar yok. Yalan olmasın. Yalan olmasın. Bu kadar. Yalan, yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Diyor, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi 3 gün önce bir yanlış ticaret yaptık. Keşke olmasaydı yani. Mesela o. Başka? Geçmişe dair mi? Abi geçmiş. Tabii ki geçmişe dair. Günümüzde, geçmişte. Keşke İzmir'de olmasaydım. Bu kadar mı? Vallahi billahi. Keşke. Neden keşke İzmir'de olmasaydım? Bu İzmir'in bana hiçbir faydası olmadı. Peki nerede olsaydın çok daha iyi olurdu? Onu bilmiyorum ama keşke İzmir'de olmasaydım. Dilerim gönlünü nerede ister orada ol. İnşallah. İnşallah. Çok fazla var. Lütfen söyleyin. Ne olur. Paylaşın bizimle. Yani. Ve Ege'nin TV izleyicileriyle paylaşıyorsunuz aynı zamanda bu söyleyeceklerinizi. Yani çok fazla var, hangisinden başlamıyorum ama çok fazla. Keşke... Savaşlar olmasaydı, zamlar olmasaydı yani işte... Okula... Trafik kazaları olmasaydı, bir sürü şey var yani. Yani trafik kazaları... Bir şeyler, bir sürü şey var dedin ama bir şey söylemedin. Yani... Okul olmasın. Okul olmasın yani. Sistemi değişsin en azından. Şu an şey bak. Kötü bir eğitim sistemi var. Devamsızlıklar falan çok iğrenç. O yüzden abi pek bir şey diyemiyorum şu an. Eyvallah. Keşke olmasaydı dediğim evet. Şeyler. Hiç aklıma gelmiyor ki öyle şimdi. Savaşlar olmasaydı diyebilirsin. Zamlar olmasaydı diyebilirsin. Kent kartlara zam olmasaydı o zaman. Yani. Evet, olmasaydı tabii. Bilmiyorum. Bak, arkadaşlara sordum, o arada sen düşünüp cevap verebilirdin. Bilmiyorum ama şey baktım, yapamadım. Bir şey gelmedi mi?
Evet, gelmedim. O zaman sen sonra yazar verirsin bana. Tamam, öyle yapayım ben. Görüşürüz. Sınav ya, en başlıcası sınav herhalde. Sınav başka? Olmasını pek istemezdim. Başka? Ablam olabilir. Pardon? Ablam. Ablan nerede? Ablam... Uzaklarda mı? Yok, pek uzakta değil şu an. Tamam, onun başına bir şey geldiği zaman yani öyle demeyeceksin. Ya, muhakkak öyle demeyeceğim tabii ki. Buse Naz ben. Arkadaşlar, neden bugün arkadaşların sesi çok az çıkıyor? Biraz ses açabilir miyiz şuradan, düğmeden? Evet, sesi açtık. Merhaba, sen deyim. Buse Naz benim adım. Buse, bak ses geldi şimdi. Evet. Buse neler yapıyor? Okuyorum. Nerede? Yaşar Üniversitesi'nde. Bölüm? Görsel iletişim tasarımı. Yani ekonomik sorunlar, sınıf farklılıkları ya da menfaat ilişkileri. Bu tür şeyler olmasaydı keşke. Her şey daha güzel olabilirdi yani. Eyvallah. Evet, merhaba. Merhaba. Nasılsın, tanıyalım seni? Aleyna ben. Aleyna Değerli. Aleyna, sesi aç biraz. Aleyna Değerli. Aleyna neler yapıyor? Okuyorum. Lise. 12. sınıf. YGS'ye hazırlanıyorum. Harika, süpersin. Şimdi soruyorum Aleyna'ya. Yaşamında keşke olmasaydı dediğin şeyler nelerdir? Pişmanlıklarım. Nelerdir onlar? Mesela daha fazla çalışmak olabilir. Bunun gibi şeyler ya da insanların çıkılır ilişkileri olabilir ekstradan. Bu şekilde. Keşke bunlar olmasaydı. Aynen. Değil mi? Gel. Gençler, selam, merhaba. Nasılsınız? 10 numarasınız, geliyorum birazdan yanınıza. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Süpersiniz. Evet, geldim böyle. Bugünkü sokak röportajlarımızın konusu, yaşamınızda keşke olmasaydı dediğin şeyler neler diye soruyoruz. Bakalım sana neler söyleyeceksin. Bana. Evet. Yaşamında keşke olmasaydı. Bilmiyorum, hiç aklıma gelmiyor şu an yani. Evet, bak şimdi arkadaşımla konuşuyorum ya. Hemen aynı soruyu size de soracağım. Bu arada düşünüyorum, bak cevap vermekte zorluk çekmezsiniz bu arada. Tamam mı arkadaşlar? Kimdeyim? Kime geleyim? Sana. Adım Sude. Adın? Saçını kaldır, yüzün görünsün. Sude. Ters Sude. Tarafıma geliyordu o yüzden. Aynı şey var aslında. Yani duygusal olacak biraz ama hani böyle terör olayları olmasaydı. Ben mesela Ankara'da yaşıyorum. Hani böyle şeylerden çok korkuyorum. Ben dışarı bile çıkamıyorum bazen. Böyle kalabalık ortamlara gidemiyorum. Tabii İzmir'de öyle bir şey yok fazla ama hani çok korkuyorum biraz. Yani korkuyorum ya böyle şeylerden. Terörden falan. Ülke içindeki kötü şeylerden, şehitlerden. En çok onlardan korkuyorum. Değil mi? Evet. Bayağı sızlıyor. Hemen arkadaşımızı yaklaştırıyoruz bu tarafa doğru. Güzeller güzeli, gel böyle. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Evet, merhaba, tanıyalım seni. Evet, Deniz ismim. Deniz, sesi aç. Efendim? Sesi aç, sesi. Deniz ismim. Deniz. Deniz. Böyle. Vurdular ya, değil mi? Evet, sana soruyorum. Yaşamında keşke olmasaydı dediğin şeyler nelerdi? Trafik olabilir mesela. Trafik olmasaydı. Trafik olmasaydı. Yani. Ya, trafik kazaları olmasaydı desen. Evet, o da olabilir. Trafik yani, kazaları anladım. Olmasaydı. Evet, geldim sana, hemen dön abi bu tarafa. Yakaladım seni. Ya. Hadi söyle bakalım. Sana konuşmuştuk aslında. Şey oldu. Bir daha geliyorum. Okul olmasaydı ya. Aa, ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Geldik delikanlı. Bence benzin fiyatları bu kadar yüksek olmasaydı. Yani, aynen güzel. Mantıklı. Evet, benzin aynen. Fiyatları çok yüksek ya. Süper, 10 numarası. Geldim sana. Diyeceğim şimdi. Bence İzmir'de tramvay olmasaydı çok güzel olabilirdi gerçekten. Ne gerek var yani? Diyorsun. Evet. Çok gereksiz bir bence. Bir alternatif yani. Farklı bir düşünce tabii ki. Doğal, normal. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Bizimle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaştığınız için. Biz de sizinle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu bizim kendi kanalımız, Ege'nin TV. Başka bir gezegende bile olsanız yine seyredersiniz. Çünkü teknoloji böyle. Biz sinema ve tiyatro yapıyoruz. Kısa filmler ve parodiler çekiyoruz. Kendi kanalımızda yayınlıyoruz. Evet abi, bak. Kendi kanalımız. Aynı zamanda orası bizim çalışma yerimiz. Sahnemiz falan var. Orada çektiğimiz kısa filmlerin provalarını falan orada yapıyoruz. Skeçler, parodiler falan çekiyoruz. Çektiğimiz kısa filmleri festivallere, ulusal ve uluslararası festivallere göndermeyi planlıyoruz. İlgilenen, sanatla ilgilenen arkadaşları bekliyorum. Geldim abi, geldim. Geldim, aranıza geleyim şöyle baba. Gel, baba bak Ahmet, böyle grup alabilirsin, tamam mı? Ben de hepimiz çok büyük. Çok yanlış ya. Aman abi, yetiştirmesin de. Aman diyeyim bu. Evet, merhaba. Hiçbir şey değil abi, her şey öyle güzel. Diyorsun. Her şeyle güzel, aynen abi. Eyvallah baba, sen değil. Ne abi? Yaşamında keşke olmasaydı dediğin şeyler nelerdi? Keşke olmasaydı, hiçbir şey demedim ki öyle bir şey. Abi ben sana soruyorum.
Ben öyle bir şey, hiçbir şey demedim ki hayatımda. Her şey yolunda diyorsun. Her şey. Yani. Sende var mı o? Var. Keşke. Abi ben hangisi? Normal bir adam değilim bu. Ben de değilim. Orada mı tanışıyoruz? Aynen abi valla. Baba savaşlar olmasaydı derim ben. Neden? Savaşlar olmasaydı derim. Terör olmasaydı derim. Trafik kazaları olmasaydı derim. Evet geldik kardeşlerimin yanına. Evet arkadaşlar, o zaman toplu cevap istiyorum sizden. Yaşamınızda keşke olmasaydı dediğiniz şeyler nelerdir? Olmasın. Keşke olmasaydı. Olmasaydı. Abi dil ırk ayrımının olmamasını isterim. Abi geleceğim sana. Bravo. Bravo. Yani çekelim anlamında ya. Ne demek becerelim? Evet arkadaşlar, sizlere soruyorum. Yaklaş abi biraz o tarafa doğru. Abi. Yaşamınızda keşke olmasaydı dediğin şeyler nelerdir abi? Cimri. Hiçbir fikrim yok. Para. Para olmasaydı. Hiçbir fikrim yok. Abi bununla keşke tanışmasaydım. Bak diyor. Gel abi yaklaş. Abi hayır. Yaklaş oğlum. Din, ırk ayrımının olmamasını isterdim. Süpersin oldum artık. Abi Adrian Lima. Şokiler yanlış. Dönme abi bu tarafa, burayı da becerelim. Yani çekim anlamında söylüyoruz abi. Başka soru yok mu abi? Abi var bak, burada bilgiler var. O ne? Bizim kanalın bilgileri. Sinema tiyatro yapıyoruz aynı zamanda. Beni alın. Valla abi dükkan adresi orada. Tamam mı? Buradan izlersiniz arkadaşlar. Keşke olmasın dediğim şey. Olmasaydı. Şu illete başlamasaydık iyiydi ya. Aynen öyle. Benim eski sevgilim herhalde, bilmiyorum. Keşke olmasaydı. Eğitim sistemi. Savaşlar olmasaydı. 10 numarası. Ahmet dön böyle. Sizden alalım. Olmasaydı dediğim bir şey yok ki. Yok. Yok diyorsun. Abi ben güzel cevap. Ben keşke dünya olmasaydı diyorum. Dünya. Başka bir gezegende mi yaşasaydın? Evet aynen. Tercih ettiğin gezegeni söyle bana. Mars. Burada adamın Mars geliyor. Sen deyim. YGS. Bu taraftasın. Valla her şey olsun ya, mutluyuz, böyle iyiyiz. Eyvallah, her şey yolunda gülsün. Her şey şu an. 10 numarasınız çocuklar, süpersiniz. Sizinle bilgilerimizi paylaşalım biz. Nelerdir abisi? Hiçbir şey yok abi yaşantımda. Her şey normal. Normal her şey. Sıkıntı yok. Dön böyle abi. Geldim sana. Sigara. Sigara olmasaydı. Çok güzel. Bravo. Okul abi. Okul olmasaydı iyiydi. Eyvallah. Senden alalım. Benim zaten belli. Kürt-Türk olay olmasaydı. Kürt-Türk muhabbeti olmasaydı. Ayrım olmasaydı. Evet. Bir ayrım olmasaydı.